Piksel kavramı. Açılımı picture element kelimesinin kısaltılmış hali olan bir görüntünün en ufak birimidir. Tabii piksellerin bu tüm dijital görüntüleme sistemleri içerisinde kamera sensörü, monitör paneli, projektör ve tarayıcıların en küçük parçası olduğunu söyleyebiliriz. Çekilen video ve fotoğrafların satır ve sütunlarının bir araya gelmesini sağlayan her bir noktasına da piksel denilmektedir. Bu piksellerin binlerce ya da milyonlarcasının bir araya gelmesiyle de görsel dediğimiz imajlar oluşmaktadır. Örnek verelim. Mesela 1920'ye 1080 çözünürlüğe sahip bir imaj, 1920 tane yatay piksel, 1080 adet de dikey piksel, ortalamada 2.073.600.000.000 piksel barındıracaktır. Burada durumu şöyle anlayabiliriz. Verilen ayarların misal 1920'ye 1080 çözünürlüğe sahip olmasının yatay ve dikey. Önce x yani yatayı sonra da dikeyi alarak ele almamız isabetli olacaktır. Bakınız piksel görüntüsünü şu an ekranda tam olarak sahne içerisindeki bir detay üzerinden görmek mümkün. Çok fazla bir imaja yaklaştığınızda imajın üzerinde mozaikler ve bu patlamaları görürsünüz. İşte bunlar tam olarak piksel olarak karşımıza çıkar. Gene bir başka piksel görüntüsü. Uzaktan baktığınızda bu yaprak görüntüsünün bir piksel görüntüsü yokmuş gibi görünse dahi aslında görüldüğü üzere yakınlaştırdığımızda bu açılımı picture element olan piksel mozaiklerini, tanelerini görmek mümkün. Tabi her bir piksel tanesi de üzerinde görmüş olduğumuz gibi renk kodları barındırmakta. Ayrı ayrı renk kodları bir araya geldiğinde soldaki gibi düzgün bir yaprak imajı formunu görmüş oluyoruz. Çözünürlük kavramı esasına baktığımız zaman resolution olarak İngilizcesi karşımıza çıkar. Bir görselin birim yüzeye düşen piksel sayısı olarak isimlendirebiliriz. Gelin detaylarını birlikte görelim. Görüntü teknolojilerinde görüntü kalitesini gösteren ölçü birimi 800'e 600, 1024'e 768 gibi ifadeler görüntüyü oluşturan piksellerin sayısını bize göstermekte. Tabi 800'e 600 ekran çözünürlüğü burada az önceki slaytlarda da söylediğim gibi soldan sağa 800, yukarıdan aşağıya 600 piksel ile toplam 480 bin adet pikselden oluşturulmuş görüntüyü bize ifade ediyor. Yani 800 çarpı 600 eşittir yaklaşık yarım milyon yani 480 bin. Tabi burada dijital kameralar yani telefonlarınızdaki dijital kameralardan profesyonel fotoğraf makinelerine kadar bu çözünürlük mantığı karşımıza çıkıyor. Öyle ki fotoğrafçılıkta bu mega ön eki yanındaki birimin 1024 ile çarpılacağını gösterir. Mesela burada dijital görüntü kalitesini göstermek için de bu terim yani megapiksel terimini kullanıyoruz. Mesela 5 megapiksel dediğinizde 5 çarpı 1024 olarak olayı ele alabiliriz. Yani 1 megapiksel 1024. Tabi standart bir fotoğraf oranı olan 4 bölü 3 oranına göre 1024 piksel genişliği olan resmin yüksekliği de 768 piksel olacaktır. Yani 1 megapiksellik bir kamera 1024 çarpı 768 çözünürlüğe sahip bir fotoğraf çeker. Tabi burada şunu söylemek mümkün. 5 megapiksel oldu mu bu rakamı 5 ile 10 işte 10'la gibi gidebilirsiniz. Gene VGA özellikli bir kamera ile 640'a 480. 1 megapiksel size 1024'e 768. 1.3 yani SXGA özellikli bir kamera ile 1280'e 1024. 2 megapiksel Ultra XGA dediğimiz Extended Graphic olayıyla bir kamera size 1600'e 1200. 3.10'da 2, 2048'de 1536. Bakınız bu rakamlar size çok uzak gelmese gerek. Gerek Windows'tan, gerek telefonlarınızdan bu birimleri görüyor olmalısınız gündelik hayatınızda. Tabii ki 5 megapiksel dediğimiz kavramda da 2560 çarpı 1920 olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek çözünürlük yani high resolution yani ve düşük çözünürlük low resolution kavramlarını da
şu an ekran üzerinde görüyoruz. Tam olarak high resolution ve low resolution dediğimiz kavram bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın bir tanesinde piksellerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bilim yüzeye düşen piksel sayısı demiştik çözünürlük için. Diğer tarafta bunu görmek için çok fazla yakınlaşmak gerekir. Nispeten ona göre daha yüksek bir çözünürlük burada hakim. Gene bir oyun grafiğinden görüntü alacak olursak sağ taraftaki görüntü gördüğünüz gibi gayet detaysız. Gözünüzü kıstığınız zaman sağdaki görüntü soldaki görüntü gibi beyniniz tarafından algılanmaya başlar. Ya da bunun bir diğer yolu uzaklaşıp bu imaja bakmak gerekebilir. Ki soldaki gibi görünsün. Gene DPI mantığı üzerinden ki birazdan göreceğiz ne olduğunu. 1 DPI, 2, 5, 10, 25, 72, 300 gibi farklılarda arada görmek mümkün. Burada piksel, bilim yüzeye düşen piksel sayısı demiştik. Bakınız 1'de ne oluyor? 1 tane düşüyor. 2 DPI'de 4 bilim yüzeyi, aslında çizgi olarak düşünün bunu. 2 tane. Gene 5 DPI'de orta noktaya bakın. Gene 5, 10. En uzak noktanın en uzak noktaya şerit olarak gidebilecek nokta. Bu da ne anlama geliyor? 300 DPI dediğimiz noktada yıldızın kolları arasında, yatay kolları arasında 300 adet piksel tanesinin olduğunu görüyoruz. Gene soldaki imaj 72, sağdaki imaj 300 DPI olarak karşımıza çıkıyor.